kokoreçlerimizi hazırladık. Uylarla pişirdik. Şimdi de kapakları açıyoruz efendim. İnsanın nefesi kesiliyor. Benim de kuyuların içine bakınca nefesim kesiliyor. Şu hareket. Bakın dokunuyorum. Eriyor yani resmen. Biraz buradan. Biraz da böyle oluyor. Pişip pişmediğini, çok lezzetli olup olmadığını en çok bu kenarlardan anlarsınız. Eğer bu kadar pişmiş kenarda aroma varsa, lezzet varsa kokoreçin kendisi harikadır zaten. Pişip pişmediğini, iyi olup olmadığını en çok bu şekilde anlayabiliyorum. Yoksa haşa başka bir niyetim olamaz yani. Güzel sanki Serhat abi. Şunu yiyeyim. Ya da bunu mu yesem ya? Şunu yiyeyim ben. Şu çok güzel ya. Şunu alayım. Efendim merhabalar. Uzun zamandır kokoreç videolarını izliyorum. Kokoreç hazırlama videolarını izliyorum. Yani genel olarak da çok iyi, çok işini çok güzel yapan bir sürü abilerimiz, ustalarımız var. Bir sürü kardeşimiz var. Ben de gerçekten bazılarını çok beğeniyorum. Bazıları için de üzülüyorum. Onlar da inşallah kendini geliştirecekler. En son bir tane video yayınlandı. Gerçekten çok kötü bir videoydu. Ben hem üzüldüm hem de tehlikeli buldum. Çünkü bu kokoreçi biz artık dışarıya, ülke dışına sevdirmeye çalışıyoruz. Ve ülkemizin mutfağını temsil eden bir ürün. Bu ürünü korumamız lazım. Reklamı yapmamız lazım. Çok kötü bir reklam yaparak çok kötü bir video, çok kötü bir çalışma çıktı ortaya. Ben de biraz kendi yaptığımız işten bahsetmeye gereği duydum, ihtiyacı duydum. Hem diğer abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim adına hem kendi adımıza böyle bir paylaşım yapma ihtiyacı duydum. Şimdi bir sürü video var kokoreçin hazırlanışı konusunda, içeriğinde ne olduğu konusunda. Bizim, şimdi genelde de şunu duyuyorum ya, Balıkesir o kadar kokoreç üretemez, Trakya'da o kadar kokoreç yok. Doğru, o kadar kokoreç yok. İşi bilen, işin ustası, ilişkileri iyi olan ve 10 yıllardır bu işi yapan insanlar oranın malını alıyor ve yıllardır aynı kişilere veriliyor. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye yayılma ihtimali yok. Ama işini temiz ve güzel yapan her insanın bu işte yenmeye layıktır. Selahattin abiden bahsetmek istiyorum. Selahattin abi Mardin'de babadan oğula geçmiş bir meslek. Kaç yıldır Selahattin abi? 35 sene. 35 sene sen baba? Toplam 50-55 senedir Trakya'nın kuzularını alıyor. Zaten lezzetinden de bizden gelen arkadaşlarımız, müşterilerimiz bilirler. Yani lezzetinden anlarsınız. Şimdi öncelikle nasıl hazırladığımızı biraz tarif edelim size. Mumbarın üzerindeki çöz yağlar ve uykuluk, yani mumbarın uykuluğunu, yani şöyle göstereyim, az önce kestik bunu. Çöz yağı, perde yağlarıyla beraber şişe diziliyor. Arkasından mumbar üzerine diziliyor, geliyor. Şurada mumbar gördüğünüz gibi. Birazdan da bağırsağını yapacağız. Bağırsağını da kapladığımız zaman bitmiş oluyor. Bütün şişin, yani kokoreçin tamamı böyle bir şey. Ama bunun lezzetli olabilmesi için, kaliteli olabilmesi için ürünün nerede yetiştiği, hangi koşullarda yetiştiği, nasıl bir ortamda yetiştiği çok önemli. Belirleyici oluyor lezzetini. Böyle. Şimdi böyle bazen bu bağırsaklara bakıyorum, böyle temizlenmiş, tertemiz. Kuzularım böyle mis gibi. Gerçekten insanın bakmaya kıyılıyor yani. Bu arada perde yağı vardı. Perde yağını söylemeyi unuttum. Bu perde yağlarını da arasında kullanıyoruz. Zaten lezzeti veren mumbarın üzerindeki uykuluklar, çöz yağları, mumbarın kendisi ve perde yağları. Bunlar olmazsa olmaz. Bunların dışında bir şey kullanıldığında kalitesinde ve lezzetinde düşme olur. Dolayısıyla yani kalitesi, lezzeti düşünce de zaten artık takdir sizin yani. Ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi birazdan bir tadına bakalım sizinle. Görüşmek üzere. Ben sarmıyorum ama böyle sarıldığını biliyorum. Göstermek istedim. Böyle güzel güzel. Sarıyoruz. Evet, bozmaya da başladık. Şurada sıkı durmak lazım. Böyle bir şey çıkıyor ortaya. Bütün mesele bu. Türkiye'de işimi layıkıyla yapan, güzel yapan kardeşlerime, ustalarıma, abilerime sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah işlerini bol etsin. Güzel güzel işler nasip etsin. İşimizi
çok iyi yapıyoruz, severek yapıyoruz. İşini açmayı yapan herkesin işi bol olsun, güzel güzel işlerini yapsınlar. Onlara haksızlık olmasın diye ben bu videoyu paylaşmaya ihtiyacı duydum. Selahattin abi ne iyiydi? Ben bunu böyle saramam. Hiçbir zaman da sarmadım, yalan yok. Ama Selahattin abi bu işte yıllarını verdi. Leziz. Ya şifa bir bu. Şimdi birazdan pişireceğiz, göstereceğiz. Yağları alalım rücacı. Bu özel tamamen kendimi... Allah'ım dayanamıyorum. Güzel bir reklam vardı ya. İmaj hiçbir şey, lezzet her şey diye. Ben onu hayat felsefesi yaptım kendime. Ama yine de çok güzel görünmüyor mu? Baksana şuna. Bismillah. Biraz fazla koymuşum galiba ikinci. Paramparça oldu ya. Bunun gerçekten ben biraz yağını da kovurucu da fazla koydum, kabul ediyorum. Yan vardı ya, böyle yıkadı, onu döndü.